Evet, programa hoş geldiniz. Konuya geçmeden önce bütün arkadaşlara tekrar ve tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bana göndermiş olduğunuz fotoğraflar, mesajlar, teşekkür ediyorum. Her hafta yeni konuk getiriyoruz karşınızda, biliyorsunuz. Bu hafta değişik bir konumuz var. Bu hafta çok güzel bir mankenle karşınızda geliyoruz. Kendisi yabancı, Julia, Türkiye'de çalışıyor. Bir detaylı bir şekilde kendini tanıtacak şimdi. Anastasia, hoş geldin canım programı. Türkçe bir şey söyleyeyim, daha kötü. Yok, ben Ankara'da yaşadım. Ondan bir kursa gittim, bitirdim. Çok güzel bir kurs vardı yabancılar için. Bak, ilginç geliyor. Biz ikimiz yabancıyız ama Türkçe konuşuyoruz. Evet. Nasıl şey diyeceğim, benim ilgimi çekti. Bir kanal ismi söylemeyeceğim. Bir kanalda bir program yapıyorsun, bir program sunuyorsun. Bir bahseder misin azıcık? Evet, bir kanalda program var. Sunucuk, bir hat 20 yabancı top chart sunucuyorum. Hmm. Müzik ilgili. Müzik, yabancı müzik ilgili. Çok nasıl memnunum. Teklif aldın? Tabii ki devamlı provokasla gidiyordum. Ve öyle çıktı işte. Müsait gördüm. Kendim program istedim. Çünkü Türkiye'de yer bulmak çok zor. Daha çok güzel kadınlar var. Bu yüzden yani işte kendim programı açmam gerekiyordu. Ondan ne zamandır dedin sen başladın? Geçen yıl başladım. Bir sene o. Yok. Geçen yıl çünkü. 2014'te. Evet, 2014'te başladım. Ay, nasıl gidiyor peki program? Çok başarılı, çok memnunuz herkes. Ben de çok seviyorum. Ortam iyi yani. Evet. Biz aslında daha çok mankenlikten bahsetmek istiyorum, sormak istiyorum. Sana birkaç tane soru hazırladım. Burada olmak nasıl bir duygu? Bizim stüdyomuza. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ay. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Antalya olduğun için çok mutluyum gerçekten. Zaten Antalya'da sen her sene geliyorsun. Ne için? Antalya ilk defa dosya bir show için geldim. Ama devamlı geliyorum. Fuarlar için, işler için dolayı çok güzel işler var. Hem de tatil için tabii ki. Annem Ukrayna'dan geliyor. Biz beraber tatil yapıyoruz. İyi. Ben şunu sormak istiyorum sana. Podyuma yürürken neler hissediyorsun? Şimdi biz tabii ki dışarıdan görüyoruz. Mankenler acaba ayrı bir hayatı var mı? Özellikleri var mı? Öğrenmek istiyoruz daha detaylı bir şekilde. Yani podyuma yürürken neler hissediyorsunuz? Yani çok özel bir duygu var artık. Mesela? Kendini çok... şey mi hissediyorsun yani, havalı mı? Havalı, çok havalı. Kendini çünkü podyuma yürürken herkes tek sana bakıyor. Yani hiç hata yapamazsın. Yani artık... Canlı yani bir şey. Canlı, çok heyecanlı. Podyumda herkes sana bakıyor direkt. Bu yüzden hata olmaz. Yani kolay bir iş değil demek istiyorsun. Evet, ama biraz stresli tabii ki oluyor. Çünkü siz tabii ki defile podyumda sadece yani yürüyüş görüyorsunuz. Ama biz yani arka tarafta biz nasıl bir stres yaşıyoruz? Bir son dakikada bir şeyler oluyor ya da topuk kırılıyor ya da başka bir şey oluyor. Sürekli bir şey oluyor. Çok stresli ama... Peki daha stresli neymiş? Bir program sunmak mı? Ekranın karşısında mı durmak yoksa podyuma çıkmak? Canlı olmak işte şu anda, şu anda dakika, olmak. Anda, evet, yaşamak. Yani. Podyumunda mesela program bir tekrar çekebilirsin mesela. Bir hata yaparsın, bir dublaj ya da başka bir şey. Ama canlı yürürken podyumda hiç hata olmaz. Bu yüzden, edilmez değil mi? Bu yüzden daha stres canlı podyumda yürürken. Peki dışarıda dolaşırken, mesela hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı? Sana birisi böyle bakıp, bayan da olabilir, erkek de olabilir. Mesela aman tanrım ne kadar güzelmiş, ben onun gibi olmak istiyorum. Hiç böyle bir şeyle karşılaştın mı? Karşılaştım, evet. Nasıl bir duygu bu? Önceden çok korkuyordum. Artık birisi geliyor, maşallah diyor. Şimdi artık alıştın yani. Alışıyorum çünkü Türkiye'de yaşamak çok alıştım, çok seviyorum. Bu yüzden hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bütün kadınlar, hani mankenlerden bahsetmiyorum, genel olarak bütün kadınlar doğal ve güzel hissetmek istiyorlar, olmak istiyorlar. Sen de tabii ki her kadın gibi. Bunun için ne yapıyorsun mesela? Bir özelliklerin var mı? Yani en önemli... Çok mutlu olmak herkes ister de yani bunun için ne yapmak lazım? Sen ne yapıyorsun mesela? Mutlu olmak için istediğim işler yapıyorum. Bana mutlu ettiğim işler yapıyorum.
Başka yani uyku çok önemli. Uyumak yani biraz uyku vakit lazım. Ama sizin işiniz yani peki böyle uyku alacak gibi değil yani. Peki almıyorsunuz uykuyu. Vakit bulmam lazım. Çünkü bu güzellikten yani en doğal kremi diyorlar. En doğal iş alıyorum. Evet. Şey güzellik işte en doğal ne diyorlar yani? Krem mi? Türkçe hayır. Neyse. Podyumda çıkarken farklı tasarımcıların kıyafeti taşıyorsun. Mesela çılgın, klasik, seksi. En çok hangi karakter taşımayı seviyorsun? Hangi karakter olmayı seviyorsun en çok? Çünkü her tasarımcı farklı kıyafetleri var. Yani ve onları hangisi en çok taşımayı seviyorsun? Benim burcum terazi. Yani ben oo, bu çok zor bir burç. Bu yüzden ben çok değişiyorum. Yani kafama göre, duruma göre. Dengesiz yani bir insanız diyorsun. Ama işte daha çok seksi olmak istiyorum. Elegant falan. Hmm. Çok iyi bir şık kıyafet seviyorum. Ama podyumda bazen hiç seçmek yok. Bazen çok çılgın bir şey giyiyorsun mesela. Tamam. Her şey gözüküyor. Ya da çok uzun. İşte nasıl yürüyeceksin ondan sonra. Çok elegant, seksi seviyorum ben. Bu arada ben de ikizler burcuyum ve ikizler burcu terazi burcu muhteşem biliyorum. Anlaşıyorlar. Anne. Biz o yüzden hemen anlaştık yani güzel. Sen farklı olmayı mı seviyorsun yoksa tarzı mı giymeyi seviyorsun? Ben ilginç bir soru ama biraz gençim. Bu yüzden anlıyorum kendisi daha çok farklı olmayı seviyorum. Nasıl bir biriyim ben? Ne giymeliyim? Yani denemeyi seviyorsun hani korkmuyorsun yani denemeyi seviyorsun. Hiç korkmuyorum. Evet. Şey çünkü mesela bana göre farklı olmak şart değil yani önemli olan bakışlar böyle seks olması lazım bana göre. Evet. Ama sen tabii ki farklı olmak seviyorsun. Seviyorum değişiklik olsun çünkü hayatı bizim hayatımızda sokakta yürürken bazı insanlar çok aynı bir şeyler giyiyorlar. Mesela şu anda kış herkes siyah ya da gri giyiyor. Ya da çok koyu renkler. Ama bir şey söyleyeyim, Türkiye'de özellikle sen demek istiyorsun. Çünkü yurt dışında biliyorsun bizimkiler renkli bütün kış yaz giyiyorlar. Ama burada genelde kış olunca herkes siyah dönüyor. Nedense bilmiyorum. Çünkü siyah yani her zaman modada. Her zaman tarzdasın. Siyah çok güzel bir renk. Tabii ki akşam için falan ben siyah seçebilirim. Sen seviyor musun siyah? Hangi senin en sevdiğin bu arada? Renk olarak siyah beyaz. Evet. makyaj ilgili azıcık konuşmak istiyorum. Makyaj ilgili bu sene 2015 senesi böyle ne diyorlar ona göz kedisi moda. Onu beğeniyor musun? Kullanıyor musun? Tasvir evet, ediyor musun? Herkese yakışır. Yeni moda vardır. Güzel bir şey özellikle. Mavi göz mesela varsa sen kedi göz siyah bir renk koyuyorsun. Yani gözlerin daha çok ortaya çıkıyor. Yani parlıyor gibi oluyor. Bu yüzden tavsiye ederim herkese. Genel olarak seviyor musun? Şimdi zaten podyuma çıkıyorsunuz mutlaka makyaj. Vardır. Zorundasınız. Vardır. Onun dışında böyle hani bir kurtulayım şu makyajdan diyor musunuz böyle? Evet. Oh yoruldum artık böyle doğal bazen, bir şekilde. Bazen. Yoksa mı diyorsun dışarıda aman şey yapmasınlar makyajlı çıkayım. Bazen yani çok silmek istiyorsun ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle bir şey yapıyorum karşısız mesela kapatıyorlar ya da beyaz oluyor. Bazen böyle seviyorlar. Peki renkleri işte. Karıştırmayı seviyor musun? Yani madem dedin az önce işte ben farklı bir şeyleri denemeyi seviyorum. Severim. Ama dışarıdan hayat. Yani normal hayat için çok bir sakin, doğal bir makyaj seçiyorum. Ben de doğal taraftayım. Doğal daha güzel. Bazen doğal makyaj yapmak zorundayız ki. hayallerin var mı? Mesela genelde mankenlere işte bir iç çamaşır koleksiyonları tasarlamak istiyorlar mesela. Onun gibi bir hayallerin var mı senin? Vardır. Ben de çok güzel resim yapıyorum. Ya. Özel yetenek var. Şey ayrı mı? Yok. Hiç okul bitirmedim. Sadece kalbimden geliyor. Kendimden geliyor. İçinden geliyor. İstek sadece. Arada sırada boş vakit varsa ha, tabii ki. Getirseydin bize. Neyse buluruz ya. İstanbul'da vardır tabii ki. Peki burada mı yapıyorsun yoksa evde. Ukrayna'da? Yok. Evde İstanbul'da yapıyorum. Çok güzel. Artık senin evin Türkiye yani İstanbul. Ne güzel evleşmişsin tam burada. İstanbul'da yaşıyorum.
Peki, hayalim vardır, vardır. Bir oynamak istiyorum. Mesela mankenlik bir taraftan koyuyoruz. Yani ne? Oynamak hani istiyorum. Bizi oyun, oynamak. Oyuncu istiyorum. Olmak istiyorsun. Oyuncuyum zaten. Nerede oynadın mesela? Bir kanaldır var. Tamam, bir kanal var. Bir güzel bir... Türkiye'de mi yoksa dizi dışında? Dizi oynadım, dizide oynadım. Ay biz seni nasıl görmedik ya? Yani geçen yıl artık 2014'te oynadım bir dizide. Çok sevindim. Bizim çekim çok uzun zaman sürdü. Biz karavanda yaşadık. Aa, hiçbir şey çekimden dolayı. Evet. Peki ne kadar sürdü? Kaç ay mı? Gün mü? 3 hafta sürdü. Çok. Ama benim için artık tabii ki yeterdi. Çünkü çok evden çok uzak. Hem de karavanda yaşıyorsun. Hiçbir şey yani hiç yapamıyorsun ya. Çok heyecan, çok büyük bir heyecan. Yani sen anlıyorsun ya, iş yapıyorsun. Gerçekten ilginç bir şey yapıyorsun. Dizide oynamak çok güzel bir duygu. Çok heyecan hissediyorsun oyuncu. Yani bir başka birisi olmak yani nasıl böyle onun role girmek, hayat, onun şeye girmek, onu tanıtmak, onu göstermek, onun, anlatmak. Senaryodaki hayatı yaşaman lazım yani kendisini yaşaman lazım. Sormadan geçmeyeceğim bu soruyu. Sevdiğin tasarımcı var mı? Sevdim. Türkiye'den önce bir öğrenmek istiyorum. Türkiye'de tabii ki vardır. İstanbul'da Fashion Week'te çok katılıyorum. Herkesi çok beğeniyorum. En sevdiğim adı söyleyebilir miyim? Söyle söyle. Atil Kutuoğlu. Atil Kutuoğlu. Onu çok iyi tanıyorum. Hem de sürekli İstanbul Fashion Week için güzel bir manikin de getiriyor. Her zaman çok heyecanlı, çok güzel vakit geçiriyoruz. Hem de kıyafet muhteşem. Yani falan giyiyorsun ya, prenses gibi hissediyorsun. Kendisi çok güvenli hissediyorsun. Onun tarzı neymiş? Klasik mi yoksa? Klasik ama çok yani... Azıcık spor mu karışık? Spor değil. Feminin. Feminin değil, çok renkli ve farklı renkler yani nasıl yani uygun karıştırıyor çok iyi ve nasıl uygun olabiliyor? Çılgın aldığım kadarıyla. O işte biliyor. Almanya'da çok güzel bir insanlar var. Herkes yardım ediyor. Bu yüzden nereden fikirleri çıkıyor ona sormam lazım. Peki yurt dışında hangi tasarımcılar? Yurt dışından bir sürü yani var, özel yani herkesi mutlaka bir kıyafeti beğeniyorsun. Herkesin markalar, ünlü markalar. Ünlü. Spora geçelim. Muhteşem bir vücut sahipsin. Yeminim ki yoğun bir şekilde sporu yapıyorsun. Yapıyorum. Doğru mu? Yapıyorum. Peki bu vücudu spor mu borcusunuz yoksa şeye mi? Genetik bir şey. Eyvallah tabii ki. Anne çok teşekkür ediyorum. Güzel genetik için. Baba tabii ki teşekkürler. Ama tabii ki çok dikkatli. Dikkat ediyorum. Hem de spor çok seviyorum. Koşmayı seviyorum. Spor salonuna gitmeyi çok seviyorum. Her şeyi istediğini yiyebiliyor musun? Yiyor musun? Her istediğini? İstediğim yok tabii ki. Ama 6'dan sonra çok dikkatli ediyorum yemekten dolayı falan. Bazen o kadar çok yorgun çalışıyorum ki hiç vakit olmuyor yemek için. Bir toplantıdan işe giriyorsun, sonra bir çekeyim, sonra başka bir şey olur. Mamide tak tak demiyor, hadi ver bana yemek demiyor. Orada hiçbir şey yok. Sen hiç düşünmüyorsun. Çünkü konsantre dolayı. Olursun, program yapıyorsun, işin var. O yüzden mide otomatik olarak ama istemiyor. Ama eve gelirken yani hemen işte başlıyor.
Yani bir şey yemem lazım. Saate bakıyorsun, yok ya. Yani olmaz bu saatte. Arada sırada işte akşam yemeği bir yoğurt var. Yoğurt ya da peynir. Meyveleri çok seviyorum. Çünkü sosyal medyada bir sürü mankenler ben mesela takip ediyorum. Ve böyle arada böyle koyuyorlar mesela hamburger gibi şeyler, fast food koyuyorlar fotoğraflar. Yani şimdi biz düşünüyoruz yiyorlar ama gerçekten yoksa bu saatte yiyoruz biz ama arada sırada. Bir hamburger yerken hiçbir şey olmaz. Ama evet. Eğer sürekli her akşam, düzenli bir şekilde yiyorsan, her akşam yiyeceksin tabii ki. Ekmek arası nasıl? Ekmek. Ekmek yani severim. Yapmayı denedin mi peki? Yapmayı denedim. Vakit yok tabii ki Nastya'nın. Vakit yok. Ama kahvaltı mutlaka yapmalıyım. Bir kahvaltı için bir sucuklu yumurta yapıyorum. Bazen menemen yapıyorum. Bütün kahvaltıyı ben hazırlıyorum kendim için. Peynirler, domates, salatalık. Özellikle kahvaltıyı çok severim. Peki öğrenmek istiyoruz biz şimdi. Anastasia acaba tek mi yaşıyor mu? Prens var mı? Bu benim hayat biraz zor, karışık. Yani bazen çekimleri geceye kadar sürüyor, 2-3'e kadar. Düzensiz. Hiçbir zaman. Yani bu yüzden... Biz zaten seni ulaşmak hiç... söylemeyeceğim, Nastya'ya ulaşmak hiç de kolay olmadı. Gerçekten bir bugün bir yarın bir şöyle bir böyle sonuna getirdik stüdyomuzu. Tekrar teşekkür ediyorum gerçekten. Bu yüzden evde kimse beklemiyor beni. Yani bir de çiçek de yok. Çünkü vakitim yok. Bugün Antalya'da, yarın İstanbul'dayım. Sonra bir yurt dışına gidiyorum. Çin'e mesela, Amerika'ya. Her sürekli işler var. Ben önce bakıyordum, Hong Kong muydun sen? Evet, Çin'e gittim. İşte neredesin sen orada? Hong Kong'a 14 gezeceksin. Saat uçakta. İki gün sadece bir çekim vardı. Taş. Çinliler ikinci defa beni çağırıyor bu çekim için. Çin yemeği nasıl buluyorsun? Beğeniyor musun? Çin yemeği tavsiye ediyorlar mankenlere genelde. Çin yemeği yok. Vazgeçme. Hiçbir şey yeme. Çünkü çok acı, çok tadısız bir yemek Çinliler. Ama Türk yemekleri de acı. Ama acısız da var. Güzel şeyler tabii ki. Sen hangi yemekle yapabiliyorsun? Ben ay merak ettim ya. Türk yemekleri de hangisi yapabiliyorsun? Menemen yapıyorum. Sucuklu yumurta yapıyorum. Başka? Dolma yapıyorum. Şu yaprak dolması. Evet, yaprak dolması yapıyorum. Şey diyorlar, ne kadar çok yemek yersen, hani genel olarak konuşuyorum, vücut o kadar daha çok kalori yakar. Buna nasıl bakıyorsun? Doğru mu buluyor musun bunu? Ben doğru buluyorum. Şimdi hani tuhaf gelir belki yapıyorsun. Ondan dolayı kalori gidiyorlar. Türk erkekleri nasıl buluyorsun? Ama doğru söyle. Gerçekten hiç bulmaya çalışmadım. Yani nasıl bakıyorsun onları, nasıl buluyorsun onları? Yani hani buluyorum demek istemiyorum. Yani what can I say about Turkish guys? Bulmaya çalışmıyorum. Güzel arkadaşlar var. Tabii ki İstanbul'da çok yardım ediyorlar. Mesela buna gidebilirsin, şunu yapabilirsin. Bizim erkekler daha mı dikkatliler mi yoksa mı? Çok dikkatliyim çünkü Türk erkekleri çok kıskanç. Her şey yasak yani. Normalde evde otur, yemeği yap, çocuk yap. Hiçbir şey yapamazsın. Bu kısa, bu olmaz, bu saç, bu kırmızı ruj yok. Bunu yani çok berbat. Biz de... Perdeyi takmışsın, görmüşsün yani onları. Çok yani vazgeçtim artık. Maalesef. Yani, maalesef. Umudum. Ama işte... Sence neden ya? Ben çok bir farklı kişiyim. Beni kabul etmek çok zor. Ben işten çok zevk alıyorum. Yani hiçbir zaman işten vazgeçmem ben. Yani 24 saat çalışabilirim ben. Çok mutluyum çünkü işten dolayı. İşten keyif alıyorsun. Çok büyük bir keyif, evet. Bu yüzden beni kabul etmek çok zor. Her şey yasak yemin ederim. Hiç kabul edilir var mı acaba? Şeyleri... Belki de kabul ediyorlar böyle şekilde. Var mı böyle aday mı diyor? Hiç görmedim. Ya, görmedim değil mi? Görmek istemiyorum. Daha doğrusu galiba öyle şüphelerdeye takmış. Hiç. Evet. Manken olmak hayal edin kızlara. Neler ha. Söyleyebilirsin? Söylesin. Tamam. Bir tekrar soru alabilir miyim? Model olmaya hayal eden kızlara ne tavsiye ediyorsun? Yani. Çünkü bir sürü kızlar model olmak istiyorlar.
En özel hayal bir şey, ediyorlar. Siz kendini güvenmelisiniz. Yani sizin vücudun göre yani hayal edebilirsiniz. Çünkü herkes maniken olmaz. Yani bazı güzel kızlar var ama mesela kısa boylu. Bunun için yani bir foto modeli olabilirsin. Çekim için uygun. Ama podyum için 175'ten sonra alıyorlar. Eğer biraz boy kısarsan kaç? 175 işte tüm olduğum. Sen tam zamanda